Ben Bigay İptay köyünden İhsan Tüzün'üm. Çerkeslerin şapsu boyu olan Bıcaklı Bıcı Seyit'in oğluyum. Annem Horkoş. Ailem Geyikkırı köyünden Kumuk. Ben 1928 doğumluyum. 91 yaşındayım. 1949'da evlendik. Bana arkadaşlarım yok olmak üzere olan Çerkes türkülerini çalgınla çal, bize hatıra kalsın. Ben kendilerine espri yaptım. Benim yaşımda olan çalgının yanından bile geçmez. Ben bildiklerim kadarıyla devam için bildiğim kadarıyla ile çalacağım. Eğer bir kusurum olursa şimdiden özür dilerim dedim. Thank you.
Thank you.
Çaldığı zamanlarda bu sesler de çıkmıyor akordeon. Olmuyor, iyi olmuyor evet. Bu felaket bir hava ya. Çok güzel bir tezen havası. Eski kumuklar bunu oynuyordu hep işte. Ne? Kumuklar hep bunu çalıyordu, oynuyordu. Vazifla da çalıyordu bunu. Çok güzel. Bu bilen yok şimdi. Hiç kimse bunu çalamıyordu. Çok güzel. İnşallah öğrenecek çocuklar. Bir kere Doğanca köyünden o zamanların Raşit Bey namı altında Raşit Bey diye biri vardı. Hanımı armonik yani Çerkes bızıkası çalıyordu. Kocası Raşit Bey'inden kendisine has bir hava türküsü vardı. Bu türküyü hanımı başka bir oyunu oynarken çaldı. Raşit Bey benim havamı niye başkasının oynarken ben çaldım diye hanımla araları açılıyor. Bu nedenle dolayı karısını boşuyor. Ben şimdi bu havayı çalacağım. Bu olay bir olay bu. Ben bir duymamıştım ama ben duydum bu şeyi. Yani savaş yapmadan birinden duydum. Evet. Bu, şimdi onu çalayım. Ses alıyorum ben. Yok şey. Ses alayım ben. Şurada olur. Ne lan ya? Tamam. Thank you.
Şimdi bundan da ayrı şekilde başka bir hava geçelim. İkinci hava. İkisi de, üç de kumuk havası. İkisini çalacağım. Üçüncü de birini geçeceğim şey şekli. Hazır mısın?
Sami Bey'le beraber bir şeydeyiz. Kuzaltı bir tamam. Dernek vardı. Orada işte şey de geldi, Hamtako da geldi neyse. Şimdi Hamtako'nun zamanında o oyun oynamasını öğrenmiş Sami Bey. Sonra Hamtako dedi ki, bana bak Sami Bey dedi, ben bu Çerkes kabasını İhsan Bey'den öğrendim dedi. He, ve İstanbul'da. Onun kadar çalabilsem başka bir şey de istemiyorum dedi. O hala söylüyor şey. Ama ben şey yaptık yani, kafada kalmış zaten 92 yaşındayız yapacak çok dedi ki. Evet. İyi çalardım güzel. Kendim güzel oynardım. Güzel havasın o son çaldığın. Güzel çok güzel oynardım. Eline sağlık sana diyor. Çok güzel. Maşallah. Ondan sonra şimdi biraz dinlen istersen. Biraz dinleyeyim de biraz güzel çalayım.
Şimdi şey çalacağım. Çok ağır bir hava daha var. Bizim hanımın havası. Ha, bak, havası konuştu dedik. Bizim. Onu da yalnız Esen abi. Başlamadan önce. Nereden biliyorum da Esen abi. Şey çalmadan önce benim hanımının havası diye söyle, daha hoş böyle yani. Türkünün şeyi anlamı olsun. Aslen gidiyorum artık. Evet, bizim hanımın havasını çalacağım şimdi. Thank you.
çıkarlar. Artık şeye kaynanasını gösterirler veya başkasına da gösterirler falan. O zaman da bir türkü var. Nişeşiş türküsü. Belki de Ahmet almışsın değil mi? Nişeşiş türküsü. Sen şu Serce ya. Bak onu çalar mı olmasa şey oldu. Dur biraz dinlen sen abi. O bir. Bir de ikincisi bir sevgilisi bir kadına iltifat etmesi için Hatyakov vasıtasıyla kıza haber gönderiyorsun. Kız böyle iki kişi tarafından şeyi çıkarıyor. 2 metre düğün salonundan içeri çıkartıyorlar. Ondan sonra onun havlu seviyorlar şeye. Bu kızın önünde havlu seviyorlar. O zamanki şartlarda saat bile yoktu mesela. Saat, tabanca, kama, kara böyle bir şeyler şey yapıyor, iltifat etmesi için veriliyor şeye, kıza. O havada da düğün şeyi çalmıyor. Yani havası var onun orada bir şey. Hatyako'nun şeysi yani şeysi havası. Onun bir şey. Kıtığın enerji kıtığı diye bir şey var. Kıtığın enerji. Kıtığın enerji kıtığı diye bir şey. Sen onu hatırlamasın belki. Ha, onu şeyi. 1-2-3 düğün gördüm ben. Ha. Bir de kıtığı. Ama ha. Onu bu şeye koysak iyi olur. Olur. Kıtığın enerji. Unutulmasın. Unutulmasın. Bir de nişaşe. Kıtığın enerji kıtığı diye öyle yaz. Öyle yazıyor yani. Kıtığın enerji kıtığı diye. Çalınan bir hava vardı. Bu hava çalındığında oyun oynanmaz. Bir kişi kaşen olan kıza Hatyako dediğin oyun organizatöründen vasıtasıyla rica edilip kızın iki kişi birlikte kızların olduğu yerden 2 metre düğün safhasına çıkartılır. Kızın önüne bir havlu serilir. Hatyako tarafından o günkü şartlarına göre oğlanın kıza ilan aşkı ederek tabanca, çerkez kaması, saat, para, her şeyini senin olsun gibi iltifatlarda bulunur. Ondan sonra kız düğün halkına teşekkür edip kızların olduğu yere gider. Şimdi bu havayı çalacağım diyor. Çalacağım diyor havayı. D
bu normal bir şey. Ben sen görmedin, tamam. Ben biliyorum bunu. Ben yaşadım bunları hepsini. Tamam. Ben hareket bir şeydi ben ya. Ben de yaşadım onu. He? Ben de yaşadım onu. Sen görmemişsin bunu ya. Bana para koydular. Ne komik para bana bakıyor diye de bir de söylediler. Ya bana neler çıkıyor? Daha fazla işe demeyin. Sen ben çaldıktan sonra şey yapayım senin. Bilmiyorum ne olduğunu. Ben de. Tamam. Evet, bu. Çıkarıp da kaynanasına götürüyorlar. Kaynanasını tanıtmak için onları onun bir hava. O hava bu. Ve o zaman da şey yaparlar, gelin götürürken de silahlar atarlar. Gençler sağa sola bacalarına silah atarlar falan böyle. Öyle bir şeyle kızı gelini şeye çıkarlar böyle. Onu söylüyorum şimdi. Onu çıkarlar böyle, o zaman bu hava çalınlardı. Thank you.
olsa bu. Seri bir şey değil. Herkes tarafından oynanan bir oyun bu. Teşekkür ederim. Gerek yok. Sağ ol.